Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bizi batılla bir arada yaşamaktan, batılın içine düşmekten muhafaza buyursun. Kıymetli kardeşler, bir önceki 25 dakikalık süredir bölümde size anlatmaya çalıştığım kısım aslında benim gönlümde çok üzerinde durulması gereken bir alandır. Dolayısıyla bu manada kesinlikle ve kesinlikle ümmete rehberlik eden, önderlik eden insanların omuzlarına büyük sorumluluklar düşme, düşmektedir. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu anlamda bizleri ciddi imtihanlarla baş başa bırakmaktadır. Dolayısıyla bir insan bir hakikati biliyorsa bildiği hakikati gizlememelidir. Gizlerse Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri hem dünyada hem ahirette bunun hesabını sorar. Çünkü din Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri dinini insanlara ilan etmek üzere nebiler göndermiş, alimleri de peygamberlere miras kılmıştır. Dolayısıyla hak karşısında eğilmeyen peygamberler alimlerin rehberi ve kılavuzudur. O yüzdendir ki alim Ahmet İbni Hamel gibi, İmam-ı Azam gibi zamanının baskılarına maruz kalsa da zindanlara atılsa da, işkenceyle baş başa kalsa da, dayak yese de hakikati asla kapatmayan, hakikatin üstünü asla örtmeyen insandır. İmam-ı Azam Rahimahullah kadılığı kabul etmemiştir. Bunun bedelinde de çok büyük şiddet görmüştür zamanın iktidarından. Aynı şekilde Ahmet İbni Hanbel, Kur'an mahluktur demediği için her gün on değnek yiyordu. On sopa vuruyorlardı talebeleri yalvarmıştır. Ne olur? Kur'an mahluktur de. O da demiştir ki biz bunu ölüm korkusuyla bile demiş olsak insanları bizi insanlar bizi taklit ederler ve bu sözü söylemekten uzak durmuştur. Dolayısıyla sıradan insanlar belki zorbalık belki baskı karşısında eğilebilirler. Ama alim nedir? Alim Allah'ı bilendir. Allah'ı hakkıyla bilen insanın Allah'tan başka başka bir varlıktan korkması Allah'tan başkasından efendim herhangi bir şekilde çekinmesi ve hakikati tahrif etmesi onun şanına uygun değildir. Dolayısıyla Yahudi alimleridir Hz. İsa Aleyhisselam'ın karşısında duranlar. Yahudi alimleri Kudüs'teki iktidarlarını kaybetmemek adına İsa Aleyhisselam'ı reddettiler. Ona gelen vahyi reddettiler. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler az bir paha karşılığında, dünyalık bir takım menfaatler karşılığında Meryem validemize efendim iftiralar attılar. İsa aleyhisselamla mücadele ettiler. Dolayısıyla bu manada günümüzdeki İslam alimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. İslam alimleri omuzlarına aldıkları bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmelidirler. Çok basit sebeplerle hakikati gizlemekten Allah'a sığınmak lazım. Nitekim Rabbizül Zülcelal, devamındaki 42. ayette Bismillahirrahmanirrahim bu durumu biraz şerh ediyor. Yani bu olayın ne olduğunu وَلَا Hakka الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batılla karıştırmayın. وَتَكْتُمُ hakka Ve hakkı gizlemeyin. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ve hakkın ne olduğunu biliyor olduğunuz halde Hakkın nerede olduğunu biliyoruz, biliyor olduğunuz halde, hakkın ne olduğunu biliyor olduğunuz halde, olduğunu biliyor olduğunuz halde hakkı gizlemeyin. Ve hakkı batılla karıştırmayın. Özellikle müfessirler hakkın iki defa tekrarlanması, hakkı batılla karıştırmayın veya hakkı gizlemeyin diye hak kelimesinin tekrarlanmış olmasını hak olanın önemli olduğuna, bu tekrarın öneme binaen olduğuna ifade ediyorlar. Hak biliyorsunuz Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin sıfatlarındandır. Hak Hz. Muhammed Aleyhisselam için Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Hak, Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştır. Burada karıştırmaktan ve gizlemekten söz edildiğine göre, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini gizlemeyin, hakkı gizlemeyin veya hakkı batılla karıştırmayın. Ayetlerin arasına kendi efendim düşündüklerinizi, kendi doğrularınızı yerleştirmek suretiyle, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini veya o günkü Yahudilere yönelik Tevrat'ın hakikatlerini değiştirmeyin. Tıpkı şunu yapıyorlardı. Mesela yine hakeza geliyordu Medine çevresindeki Yahudilere bir takım kimseler fetvalar soruyorlardı. Eğer verilecek olan fetva ora bölgesinin amirinin efendim onurunu kıracak veya durumunu değiştirecek veya onu insanların nezdinde küçültecek veya verilecek olan fetva o alimin karşılığında alacağı parayı eksiltecekse kapatıyorlardı kitabın üstünü ve diyorlardı ki burada böyle bir şey görmüyorum. Senin sorduğun yok. Ve sonra kendi nefislerinden uydurdukları fetvalarla insanlara hayat biçimi sunuyorlardı. Özellikle günümüzde sosyal hayat, kadın erkek karışımı ile ilgili ortaya konulan sosyal hayat, işçilerin çalışanların içlerinde bulundukları ortamlarda kadınlar ve erkeklerle ilgili sosyal hayat veya çalışma ortamların okullarımızdaki kız erkeklerin karışık olması dahil olmak üzere tesettürü ilgilendiren veya Kur'an'ın ortaya koyduğu helal ve haramı ilgilendiren her ne varsa bu konularda zamanın durumu, kritikliği ve benzeri gibi bahanelerle susmak ve konuşmamak hakkı batılla karıştırmaktır. Ve biz çok gördük 80'li 90'lı yıllarda, özellikle 90'lı yıllarda, ilim okumak önemlidir, dolayısıyla bu uğurda üzerinizdeki örtüden vazgeçebilirsiniz diyenleri. Veya çok gördük, zamanımızda birine muhtaç olmaktansa, bankadan krediyle beslenmek iyidir diyenleri. Bu manada toplumumuzun, önüne düşen rehberlerin omuzlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Kıymetli alimler, şu anda yaptığım konuşma sizden beni dinleyen varsa Allah için size sesleniyorum ve diyorum ki dünya hayatı gelip geçicidir. Dünya hayatı ebedi değildir. Buraya kazık çakıp kalmayacağız hiçbirimiz. Lütfen helal helaldir, haram haramdır. İnsanlara değiniz ki bu helaldir. İnsanlara değiniz ki bu haramdır ben de böyle yapayım. İnsanlara diyelim ki ben kendimi alim saymadığım için dışında tuttum ama bildiğim kadarıyla diyeyim ki bu halaldır. Diyeyim ki bu haramdır. İnsanlar helalı helal bilsinler. Haramı haram bilsinler. Ancak güç yetiremiyoruz, yapamıyoruz ve boyunlarına kalsın. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri belki onların bir takım zaaflarını, bir takım güçsüzlükleri nedeniyle affedi verir. Ama bizim onları yanlışta tutma noktasında verdiğimiz hatalı fetvalar sebebiyle Allah asla bizi affetmez. Allah adına yeni bir din uydurmanın anlamı yok. Allah adına yeni bir din ortaya koymanın da anlamı yok. Bu manada aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam El halalü beyyünün vel haramu beyyünün buyurmuştur. Helal bellidir, haram da bellidir. Dolayısıyla hak nedir? Hak Allah'tan gelendir. 1977'den sonra yaptığım öğretmenlikte, sınıflarda özellikle din kültürü ahlak bilgisi dersinde hak ve batıl kelimeleri geçer ancak anlamları verilmezdi. Bizim şu anda okuttuğumuz yaşı 40 olan 50 olan insanların pek çoğu hatta 30-35-40'larda olan insanlarda kavramları duydular ama içlerini dolduramıyorlar. Çünkü biz onlara adam gibi anlatmadık bu meseleyi. Hak Allah'a dayanandır, Allah'tan gelendir, kaynağı Allah'tan olandır. Batıl ise insanların kendilerinin bulmuş oldukları prensipler, kanunlardır, sosyal kanunlardır, insanların ortaya koyduklarıdır. Eğer insanların ortaya koydukları prensipler ve kanunlar Allah'ın ortaya koyduğuyla karşı karşıya gelirse insana düşen Allah'ın ortaya koyduğunu tercih etmektir. Ki kaldı ki bizim kitabımızda anne baba seni bilmediğin bir şeyle Allah'a şirk koşmaya zorlarlarsa onlara boyun eğme. Onlarla dünya işlerinde iyi geçin. Lokman suresindeki ayet-i kerime böyledir. 13. ayete bakarsanız, 14. ayete. Onlarla dünya işlerinde iyi geçin. Fakat asla onlara boyun eğme, itaat etme demektedir. Dolayısıyla bu manada müminler haramı haram bilsinler. İçki fabrikasında çalışmanın haram olduğunu bilsinler. Ha yapamıyordur, başka iş bulamıyordur, çaresizdir. Allah Celle Celaluhu hem mazeretini arz eder. Rabbizül Celal bu mazereti kabul eder, etmez. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin okul ile arasında bir meseledir bu. Ve biz bu anlamda haramı haram, helalı helal belledikten sonra haram işleyen insana da asla dinsizsin diyemiyoruz demeyiz de zaten. Geçmişte de anlattık. Fasık diyebiliriz belki ona. Ama asla dinsiz diyemeyiz. Cenaze namazını da kılarız. Bu hataları bile bile işliyor olsa bile biz onun kalbindeki imanı bizzat gözlerimizle göremediğimiz için diliyle reddetmediği müddetçe biz onu mümin sayarız. Ama dünya işlerinde ona karşı dikkatli oluruz. Çünkü Allah'a ait olan bir meselede gevşek davranan Yarın bana ait olan veya dünyaya ait olan bir meselede beni omuzlayacağı yerde bana da gevşek davranabilir. Dolayısıyla hakkı hak bilmek bu insanların bu insanlara ait bir haktır. Batılı batıl bilmek. Dolayısıyla özellikle imamlarımız, vaizlerimiz, müftülerimiz, alimlerimiz, din ve diyanet sahibi olan insanlarımız lütfen haram haramdır, helal de helaldir, helaldir. Helal de helaldır. Bir insan bir kadınla tokalaşmamalı. Çünkü Allah Celle Celaluhu la takrabu zina diyor. Zinaya yaklaşmayın, yaklaşmayın. Yani yapmayın demiyor, yaklaşmayın. Bunu haram olduğunu insanlar bilsin. Biz söyleyelim. Birilerini memnun etmek için, birilerine şirin görünmek için, aydın din adamı olmak adına bir takım şeyler tahrif etmemizin gereği yok. Kelimelerle oynamamızın gereği yok. Son 30-40 yıldır bu insanların, özellikle ülkemizdeki insanların, sadece ülkemizde değil, Bugün Afrika'daki Libya'dan, Mısır'dan, Ürdün'den, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den, Sudan'dan birçok yerde bunlar yaşandı. Allah'ın dinini laçka ettik biz. Onlara yeni tarifler, yeni tanımlar koymak suretiyle. Hakkı batılla karıştırdık. Helalı haramla karıştırdık. Yani biz içinde dansöz oynatılan, içinde kasnakla işte bir takım harama kasnak atılan panayırların Allah'tan bereketli, kazanç yeri olması için dua eden insanlar gördük bu memleketten. Günahtır, zulümdür, isyandır. Allah Celle Celal bundan razı olmaz. Allah'ın diniyle oynanmaz. Allah'ın dininde halal haramdır, halaldır, haram haramdır. Yani biz bunu söyleyeceğiz. Biz bunu yapamıyorsak bile yapamıyoruz. Eyvallah. Diyelim ki içki içmek haramdır. E ben içiyorum. Tamam bu benim zaafım, bu benim günahım. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri ile bir hesabım var. Ayrı bir konu. Ama içki haramdır. İçkinin azı çoğu yoktur. Faizin azı çoğu yoktur. İnsan olmak için, insanca yaşamak için, insan gibi bir hayat sürmek için lütfen Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin bildirdiği dinin temel prensiplerinin orasından burasından aşındırmak suretiyle dünyevi görüşlerle uhrevi görüşleri böyle harman edip bulamaç edip karma bir anlayış insanların arasında din olarak yaşatmamızın bir anlamı yoktur. İnsanlar perişan oluyorlar faizle. İnsanlar perişan oluyorlar tesettürsüzlükle. Nice cinayetler, nice haramlar işleniyor bu anlamda. Şimdi benim bu programın bu konuyu enine boyuna sizin önünüze koymamı, koymam için belki bu programın formatı müsait değil. Ama lütfen şu kadarını söyleyeyim. İçinde yaşadığımız toplum hakikatleri bilme hakkına sahiptir. Lütfen doğruyu olduğu gibi söyleyelim. Sonra insanlar bunu yapabiliyorlar veya yapamıyorlar. Ha bu arada Allah Celle Celalü bize bazı alanlarda dinin temellerinden görüş çıkarma hakkı vermiştir. İçtihat dediğimiz olay. Mutlaka buna ihtiyaç olan alanlar da olacaktır. Erbabı bunu söyleyecektir. E, o da onların hakkıdır. Hakkı batılla lütfen karıştırmayalım. Aynı zamanda hakkı gizlemeyelim. O günkü Yahudiler için söylenen budur. Bugünkü insanlara da bu ibret olsun diye ortaya konulmuştur. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamberidir Allah'ın. Bunu bilen Yahudiler bilmelerine rağmen gizlediler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine yektumuna ma enzelna minel beyinatı vel huda min ba'di ma beyennahu linnâsi fil kitabı ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul Allah kitabında bir şeyi açıkça beyan ettikten sonra bir insan onun üzerine kapatır. Kelimelerle oynanı oynar. O onu o hükmü gizler. O hükmü insanlardan saklarsa Allah ona lanet eder. Yel'anuhumullah. Lanet eder şimdi değil bütün zamanlarda ve yel'anuhumul la'inun Allah Celle Celaluhun lanet etmesi için izin verdikleri de lanet ederler. Rahmetten uzaklaştırırlar. Bundan korkmak lazım. Bundan korkmak lazım. Cidden ve cidden bundan korkmak lazım. Bir hadisi şerif Bukhari'de. Gerçi zamanımızda insanlarımıza karşı insafsız davrananlar, hadislere karşı da şüpheleri körükleyerek hadisi insanların önüne delil olarak koymamızı da engellediler, engelliyorlar veya engellemeye çalışıyorlar. Ama hakikat aydınlıktır. Bir hadisi şerif, miraca inanır inanmaz, inanmayanlara sözüm yok, hadisi kabul eder etmez, etmeyenlere sözüm yok. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen haberleri bu anlamda itibar ederek kabul eden bir insanım. Bir hadis-i şerifte, Buhari hadisinde, bir hadis-i şerifte yüce -u bir racul, bir adam diyor getirilir. Yevmel kıyame, kıyamet gününde yulqa finnar cehennemin içine atılır. Fetendeliku aktabuhu. Onun bağırsakları dışa fırlayacak şekilde çıkar cehennemde. Finnar ateşin içinde. İçi dışına çıkar yani. Sonra fe yeduru kema yeduru himar bir rahahu. Değirmeni döndüren merkebin efendim döndürdüğü gibi döner durur cehennemde. Fe yectemi'u ehlun nar aleyhi. Cehennem halkı bile bu dehşetli azap karşısında gözleri fal taşı açılmış. Ben burayı biraz süslemiş oldum. Toplanırlar başına. Gelirler onun üzerine. Fe derler ki ey fulan ey falan demek ki tanıyorlar. Ey Ahmet, ey Hasan, ey Hüseyin veya neyse demek ki tanıyorlar. Derler ki ey falan tanıdıklarıdır çünkü. Derler ki meşenük nedir senin bu halin? Durumun nedir? Nedir senin halin? Eleyse kunte te'mur bil maruf ve tenha Sen dünyada bize iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan değil miydin? Sen bizim hatibimiz değil miydin? Sen bize konuşan değil miydin? Sen bize nasihat veren değil miydin? Nefsim de bu anlamda bu imtihana tabi. Sen o değil miydin? Kal der ki evet kuntu amirukum. Evet amiruk amirukum. Ben size emrediyordum ancak bunun karşılığında bil maruf iyiliği emrediyordum. Allah'ın ayetlerini size aktarıyordum. Ve la atihi. Fakat onları yapmıyordum. Ve kuman kumanil munker ve etihi. Size kötülüğü yasaklıyordum. Fakat onu yapıyordum. Şimdi bu ikinci kısım ete emrun ennase bil bir rayetinde birazdan gelecek zaten ama birinci kısmı söylüyorum. Birinci kısım yani cehennemin içine atılacak alimler var. Sebep ne? Hakkı batılla karıştırdılar. Sebep ne? Hakikati gizlediler. Sebep ne? İnsanlara konuştular, konuştular, nefislerini unuttular. Allah beni onların içinde yapmasın. Allah bizi muhafaza etsin. Allah Celle Celalü bize hakikati hakkıyla söylemeyi nasip etsin. Ya Rabbi kalbimize senden başkasına karşı korku verme. Ey Allah'ım sana sığınıyoruz. Yeryüzündeki şerden, şerlilerin şerrinden, zorbaların şerrinden sana sığınıyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve Rabbi Zülcelal ilaç söylüyor şimdi. Bu, ge, bu gelen ayetler Allah'ın ayetlerini bedavaya satmamak için insanı takviye edecek, insanı güçlendirecek reçetedir aynı zamanda. Toplumsal bozulmayı burada dikkat ederseniz alimler bozulursa, rehberler bozulursa, önderler bozulursa toplumsal bozulma hızlanıyor zaten. Bir de özellikle o toplumun içinde Allah Celle Celaluhu Yahudilere de emrediyor, müminlere de. Ve akimus sala. Namazı ikame edin. Namaz konusuna bir parantez açmıyorum. Sadece şu kadarını tekraren söylüyorum. Burada kitabımızda ne zaman ikamis sala, akimus sala, akimis sala geçiyorsa namazı noksansız kılın demektir. Namazı noksansız kılın demektir. Namazın noksansız kılın demektir. Dolayısıyla namazı vakitlerinde beş vakit olarak namazın farzlarında kıyam, ruku, secde bütün bunları tam olarak kılın. Ve'tuz zeka zekatı verin ve rükûu'l rakiin rükû edenlerle beraber rükû edin. Bunun anlamı şudur diyorlar. Yahudilere de namaz emredildi. Ama Müslümanlar rükû ediyordu. Yahudiler Müslümanlarla beraber namaz kılmıyorlardı. Rükû edenlerle rükû etmiyorlardı. Bazı alimlerimiz bunu cemaate devama delil saymışlar. Müminler camiye giderlerken ezan okunduktan sonra siz oyun yerlerinde, kahvehane'lerde vakit öldürmeyin. Bu bu anlamda da genel bir ifade. Bunu burada daha önce de dile getirdim. Bir daha söylüyorum. Bizim balık kesirimizde bildi bildiğim beş, beş yollu yerler var. Beş tane yol köşe başında, bir tepede veya bir yerde. Her bir köşede, beş yolun her bir köşesinde kahvehane. 30 metre, 40 metre, 50 metre, 100 metre ileride de bir cami. Bütün kahvehaneler tıka basa dolu. Camide müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cama kahvelerde tek bir kıpırtı yok. Sanki davet onlara değil. Yahudi misin be mübarek? Yahudi olduğun için mi itaat etmiyorsun? Yahudiler itaat etmediği için Rabbimiz Yahudilere namazı kılın dedi. Müslümanlar zaten itaat ederler. Müslümanların böyle bir uyarı almaması lazım. Alıyorsa problem var demektir. Var kaumu الرَّاكِعِينَ <عَرَّكِعِن> Camide cemaatle birlikte namazınızı kılın. Alışveriş yerleri Resulullah Aleyhisselam döneminde tamamen boşalır. Hali olur ve insanlar namaza giderlerdi namaz vakti. Dolayısıyla kardeşler bu manada üzerimize düşeni hakkıyla yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bizden bekleneni hakkıyla yapmamız gerekir. Bu manada sözlerimizi gelecek ayet-i kerimelere bırakalım. Bu ayet-i kerimeyi burada inşallah noktalayalım. Şimdi efendim bir reklam molası veriyoruz. Devam edeceğiz. Allah bize yardım etsin.